Herkese merhabalar. Bugün kuşlarımızın pancar günü. Bugün kuşlarımıza sadece pancar ve kurmamadan vereceğiz. Ve tüye giren kuşlarımızda neler yapılmalı? Onlara azıcık bahsedeceğiz. Arkadaşlar ne biliyorsunuz burada 8 kuş için falan bir mama hazırlıyoruz. Arkadaşlar kuşlar tüye girdiklerinde kuşların vücutlarında böyle kapsüller oluşur. Diken diken tüyler çıkmaya başlar. Bu dönemde halsiz olurlar, agresif olurlar. Yanlarına kimseyi yaklaştırmak istemezler. Yani bildiğiniz kuşlarımız karakterlerini değiştirirler. Bu dönemde kuşlarımıza ne yapmalıyız? Bu dönemde kuşlarımıza yulaf vermeliyiz. Yulafı neden veriyoruz arkadaşlar? Yulaf lif kaynağı ve B vitamini kaynağıdır. Özellikle B6 yoğunluktadır yulafta. Yulaf ayrıyetten ya insanlarda ciltlere ve saçlara da iyi geliyor. Kuşların da tüyleri var arkadaşlar. Tüylerinin çıkışlarında, tüylerinin renklenmelerinde onlara iyi geliyor. Şimdi ayrıyetten yulaf sindirilmesi biraz daha geç olduğu için hayvanları tok tutuyor ve bu şekilde hayvanların tüy dönemlerinin atlatılmasında biraz daha yardımcı oluyoruz. Arkadaşlar biraz şimdi kekelerek konuşuyorum da şunu şöyle karıştırayım, kenara ayırayım. Ondan sonra size güzelce devam edeceğim. Bu tamamdır. Bu kenarda dursun. Şöyle şunu kenara atalım. Şunu da atalım. Evet arkadaşlar. Ne dedik? Yulaf vereceğiz dedik. Yulaf. Yulafı işlenmiş almayacaksınız arkadaşlar. Yulafı gideceksiniz aktardan. Alacaksınız. Şu şekilde bir şey. Kuşların da çok severek yediği bir şeydir. Şöyle yakından iyice çekeyim. Bunları ayrı bir kapta veriyoruz. Ayrı bir kapta koyduktan sonra şimdi bir çift için ne kadar vereceğimizi de göstereceğim size. Bir çift için abartmaya hiç gerek yok. Şöyle ayrı bir kapta haftada 2 kere 3 kere veriyoruz. Bu dönemlerde kuşların tüy dönemlerinde B vitamini takviyesi yapacağız arkadaşlar. B vitamini nedir? B vitamini vücutta oluşan tüylerin çıkmasını rahatlatır. Vücut dirençlerini arttıracaklardır bu dönemlerde. Şu kadar arkadaşlar. Bir çift için şöyle çekeyim. Şu kadar. Ayrıca onun yanında suluklarına yine B vitamini takviyesi yapıyoruz. Ben ne kullanıyorum? Bemix ampul kullanıyorum arkadaşlar. Bunları suluklarına 3 damla gelecek şekilde. Şu şekilde bir ampul. Şöyle onu da göstereyim. Şu şekilde bir ampul. Bunun işaret yeri var. Kırıyorsunuz. Şırıngaya çekiyorsunuz. 3 damla gelecek şekilde kuşlarınıza veriyorsunuz. Ayrıca bu dönemde kuşlarınıza ne yapabilirsiniz? Kuşlarınız eğer tüyden çıkmıyorsa. Bu arada ben mamaları porsiyonluyum hem size konuşurken. Tüyden çıkmıyorsa. Sırt tüylerinden, popo tüylerinden kuşlarınızı, tüylerini biraz biraz çekebilirsiniz. Bu da kuşlarınızı biraz rahatlatacaktır. Çünkü neden çekme işlemi yapıyoruz? Çıkmaya çalışan o hasarlı tüyleri değişimine çalışan siz oradan çıkartıp o işlemde arkadaşa yardımcı oluyorsunuz. Bir de şöyle bir işlem var. Hafiften kuşunuzu elinize alın. Sırtı size baksın. Ondan sonra baş parmağınızı ıslayın. Ve sırtına hafif masaj yaparak fazla bastırmadan kuşlarınızı o tüylerinizi temizleyebilirsiniz. Popo tüylerini bu şekilde temizleyebilirsiniz. Bu şekilde de arkadaşlar size yardımcı olur. Yani bu işin sırrı kuşlarınıza bir yulaf vereceksiniz. Lif kaynağı, B6, vitamini kaynağı. Ayrıyeten yazın kuşlarınıza, bay biraz şunu aşağı atalım. Yazın kuşlarınıza serinlik verir. Yazında bunu verebilirsiniz. Ve B vitamini destekleyeceksiniz.
Daha bunun başka bir çıkar yolu yok. Son olarak şunu da eklemek istiyorum. Tüy dönemlerinde kuşları rahatlatmak amacıyla bu da yapılır. Elma sirkesi arkadaşlar. Elma sirkesi şu şekilde bardağa şu kadar koyuyorsunuz. Yani 1/3 oranından daha az. Üzerine suyumuzu ekliyoruz. Banyo yapan kuşlarımıza banyo unu koyabiliriz. Banyo yapmayan kuşlarımıza da fısfısla üzerlerini ıslatıyoruz. Arkadaşlar kış dönemlerimize dikkat edelim. Evimiz sıcak olsun, kuşlarımızın durduğu yerler sıcak olsun ki hayvanlarımız iyilik yapacağız derken hasta etmeyelim. Biz elma sirkesi neden böyle derseniz biz elma sirkesini bize köyden geliyor. Kendi ağaçlarımızdan sıkılan bir elma sirkesi. Arkadaşlar kuşların tüyleriyle alakalı elma sirkesi kuşların tüylerine parlaklık verir. Vücutlarında dış parazitlerin dökülmesine yardımcı olur. Kaşınmalarının azalmasına yardımcı olur. Yani açıkçası tüy dizmelerinde yardımcı olan bir arkadaş. Herkese kolay gelsin. Hayırlı günler. Görüşürüz. Hoşça kalın.